Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde civcivli patik modelini size göstereceğim. Daha önceden mama önlük yapımını size göstermiştim. Patiği anlatmamıştım. Çok isteyen oldu bu patiği anlatmamı. Çok basit. Hemen başlayalım dersimize. Bu elimdeki 0,3 aylık. 0,3 aylık için 16 zincir çekeceğiz. Ben 4-5 aylık yapacağım için tam 18 tane zincir çekeceğim. İsteyen 2 milim numara kullanabilir. Ya da 2,5 milim de kullanabilir. Nako Elite Baby Plan ördüğüm için 2,5 milim ideal. Beyaz olduğu zaman 2 milimden kullanın. Çünkü beyazda daha boşluklar belli olduğu için 2 numara daha güzel oluyor. Daha muntazam düşürüyor. Şimdi hemen zincirimizi çekelim. 18 tane zincir çekiyoruz. Patiğimizin taban kısmını önce yapıyoruz. Şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 zincir çektikten sonra 17. zincirden tel alıp sık iğne yapıyoruz. 6 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6. 6 tane yaptık. Biraz netleştirelim. Şimdi diğer sıramızı trabzan yaparak devam edelim. Evet, son zincire 6 tane trabzan yapalım. 1 2 3 4 5 6. 6 tane yaptıktan sonra hemen trabzanın dibindeki zincire batalım. Şimdi 6 tane sık iğne yapmıştık. Hemen 6 tane sık iğne yapalım. İlk sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Son sık iğne yaptıktan sonra karşıdaki telden girip bu şekilde alalım. Şimdi 2 zincir çekelim. Biraz yakınlaştırayım isterseniz. 2 zincir çektikten sonra ilk sık iğnenin tepesine 2 tane trabzan yapalım. İlk 2 sık iğne 2 tane trabzan yapıyoruz. Sonra düz trabzan örelim. Düz trabzanı
6 tane yaptığımız yere kadar ördük. Bu 6 tanenin üzerine çifter trabzan yapıyoruz. Yani 12 tane trabzan olacak. İkişer ikişer trabzan yapalım. İki, dört, altı, sekiz, on, 12. Burası patimizin ön kısmı, burun kısmı. Şimdi düz devam edelim, hiç artırma yapmadan. Evet, son iki tane sık iğnemize de ikişer tane trabzan yapalım. Sonra birleştirelim. Trabzanın şuradaki detaydan girip birleştiriyoruz. İki zincir çekip tekrardan ilk iki trabzanın başına ikişer tane trabzan yapalım. Bir, iki. Bakın bu şekilde. Çok basit. Sonra düz devam edelim. Evet, 12 trabzanın ilk bu arttırma olan 12 trabzanın ilk sırasına ikişer tane trabzan yaptık. Sonra bir çift trabzan, bir tek trabzan. Bakın, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek. Şuraya kadar çiftlen bitireceğiz. 12 olan yere bir çift bir tek trabzan yaparak burun kısmını oluşturuyoruz. Evet, çiftlen bitirdik. Şimdi burayı size göstereyim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çift yapmışız. Sonra sıramıza hiç arttırma yapmadan trabzanla bitirelim. Evet. Son iki trabzanın başına da ikişer tane trabzan yapıyoruz. Evet. Çiftler yaptık ve tabanımız bitti. Şimdi bir iki tane zincir çekelim. İki zincir çektikten sonra trabzanın tam burasındaki deliği değil, tam zincirin bir kanadından tığımı sokup tel aldığım trabzan yapıyorum. Tabi patiğin şuradaki kısmını yapıyoruz. Burayı dikkatli izleyin. Zincirin kanadından alıyoruz. Trabzan yapıyoruz. Komple sıramızı trabzan yaparak bitirelim. Evet, ben ilk sıramdaki trabzanı bitirdim. Sonra ikinci sıraya sık iğne gittim. Bulanıklaştı birazcık. İkinci sıramı da sık iğne yapıyorum. Hiç arttırma yapmadan dümdüz ördüm. Bakın. Sık iğne hep gittim. Şimdi üçüncü sırada geçiyorum 3. sıraya. 2 zincir çekelim.
Buradaki kestirmeye yapacağız. Şimdi 16 tane yarım trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet, 16 yaptıktan sonra kestiriyoruz. 2 tane trabzanı bir trabzana düşürüyoruz. Tel aldım. Tekrardan tel alıyorum. İçeriden girip tel alıyorum. Pardon, yanlış yaptım burayı. Tel alıp yarım trabzan yapıyorum, bırakıyorum. Böyle kalıyor. Tek tel alıp tekrardan yarım trabzan alıyorum. Sonra bu 3 tane zincirden çıkıyorum. Bu şekilde kesiyoruz. Bir kestirme, bir trabzan yapıyoruz. Tekrardan kestirme, tel alıp yarım trabzan yapıp, tel alıp tekrardan yarım yapıp çıkıyoruz. 10 tane kestirme yapacağız. Ama ilk sıramız bir kestirme, bir trabzan. Bir kestirme, bir trabzan yapıyoruz. Şu an kestirme yapıyorum. Bir, iki, üç, dört tane kestirme yapmışım. Dört. Şimdi beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. 10 tane yaptıktan sonra yarım trabzan yaparak 3. sıramızı tamamlıyoruz. Sonra 4. sıramız sık iğne olacak. Hiçbir eksiltme, arttırma yapmadan komple sıramızı sık iğne ile tamamlıyoruz. Evet. Şimdi sık iğne yapalım. Sıramızı tamamlayalım. Sık iğne yapmamın sebebi patik daha muntazam düşüyor, daha orantılı düşüyor. O yüzden farkındaysanız hiç arttırma yok. Şöyle göstereyim. Hani bir sıra kestirme, bir sıra sık iğne. Her sırada bir sık iğne yapıyorum. Evet, şimdi yarım trabzan için iki zincir çekiyoruz. Şimdi buraya kadar yarım trabzan yapacağız. Sayalım kaç tane yapmışız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane yarım trabzan yaptık. Şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane yarım trabzan yaptıktan sonra bakın kestirmeden 1, 2 öncesi düşüyor. Buradan başlayıp kestirme yapıyoruz. İki tane trabzanı bir trabzana düşürüyoruz bu şekilde.
Şimdi bakalım kestirmeye kaç tane yapmışız? 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane kestirme yaptık. Bakın son kestirmeden 2 tane fazla kestiriyoruz. Bu şekilde ayarlayalım. Sonra yarım trabzan sıramıza devam edelim. 11 kestirme yaptıktan sonra sıramızı tamamlayalım. Şimdi dediğim gibi bunu tamamladıktan sonra sık iğne yapacağız. Evet, şimdi sık iğne devam edelim. Bir zincir çekiyoruz sık iğne için. Şimdi üçüncü kestirmeye geliyoruz. Üçüncü kestirme de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 tane kestirme yapıyoruz. Birer birer eksiliyor kestirmeler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 yaptıktan sonra bakın gene kestirmenin iki arkasına denk düştü. 1, 2 kestirme yapıyoruz. Pardon, bir daha. Güzel olmadı. Evet, son kestirmemi de yapıyorum. Şimdi bakalım kaç kestirme yapmışız? 2, 4, 6, 7 tane kestirme yapmışız. Sonra yarım trabzanla sıramızı bitirelim. Şimdi bu 4-5 aylık patik olduğu için kestirmeler az. Yaş büyüdükçe kestirmeler biraz daha artıyor. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Şimdi sık iğneyle devam edelim. Evet. Son kestirmeye geçiyoruz. Şimdi burada da 13 olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 tane yarım trabzan yapıyoruz. Evet, yaptıktan sonra kestirme yapıyoruz. Tam bakalım kaç tane yapmışız. Zaten buradaki sırayı kestiriyoruz. Bakalım. Şu an 1, 2. kestirme. Üçüncü kestirme. Dördüncü kestirme de bitiriyoruz. 2, 4. Evet. Şimdi yarım trabzan yaparak sıramızı yapalım.
Şimdi bu sıramızı bitirdik. İki tane zincir çekelim. Bu lastik formunu yapmak için trabzan çekelim. Bu komple sıramızı trabzan yapalım. Kaydı kamera. Şöyle yapalım. Evet, son trabzan yaptıktan sonra lastik formunu yapalım. İki zincir çektik. Trabzanın orta göbeğinden, yani boşluğundan girelim önden. Bakın, önden giriyorum. Tel alıp çıktım. Normal trabzan yaptım. Şimdi tel alıp arkadan, tığımı arkadan geliyorum. Arkadan öne sokuyorum. Sonra bu şekilde ters döndüreyim. Tel alıp çıkıyorum. Bir önden bir arkadan. Ön göbekten alıyorum. Sonra arkadan girip trabzanın tam boşluğundan girip arka göbekten tel alıp çıkıyorum. Buna lastik formu diyorlar. Bu şekilde patiğimizi lastiğini yapalım. Ben şu ikinci şuradaki ayrıntıyı da arkadan alıyorum. Bu şekilde lastiğimizi yapıyoruz. Şimdi ikinci sırada da aynı şekilde devam ediyoruz. Öndeki trabzanı önden, arkadaki trabzanı da arkadan alıyoruz. Burayı karıştırmayın sakın. Öndeki trabzanı önden, arkadaki trabzanı da arkadan alıp bir sıra daha. Şu an ikinci sıram. Üçüncü sıramı da ördükten sonra sık iğne gideceğim. Sonra ters tığ. Bu detayı da size göstereceğim birazdan. Evet, patiğimin lastik kısmını yaptım. Şimdi en sonda sık iğnesini gidiyorum. Şimdi size ters tığı göstereceğim. Arkadan geri geri sık iğne yaparak gidiyoruz. Geri geri gidiyoruz. Bunda çok zorlanacaksınız. Çünkü el kırıklığı olması lazım. Geri geri gidelim. Buna ters tığ diyorlar. Biraz zorlanacaksınız. Yaptıkça eliniz kırılacak. Ters tığ yaptıktan sonra sonuncusunu tabii ki ipi böyle keselim. Çıkalım buradan. Sonra bu şekilde ip alıp tekrardan arkaya alalım. Bu ipi saklayalım. Düğüm atalım. Düğüm attıktan sonra önce bir trabzan yapıyoruz. Şimdi geri geri gidiyoruz. Bakın, hani tabanımız yaparken üstteki zincirden alıyorduk ya. Onun alttaki zincirden girip yapıyoruz. Biraz. Evet arkadaşlar, patiğimin turuncu kısmını da bitirdim. Şimdi size baş yapımını size göstereceğim. Çok basit. Hemen yapalım. 4 tane zincir çekelim. Bu ilk bağlam oluyor. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektikten sonra ilk birinci zincirden tel alıp çıkalım. Tam 8 tane sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8. 8 tane yaptıktan sonra bu 8'in üstüne tam ikişer tane sık iğneye gidiyoruz. Tam 16 tane oluyor. 2, evet, 12, 16 tane sık iğne yaptık. Şimdi 3. sıraya geliyoruz. Zincir çekiyoruz. Bir çift bir tek yaparak bu sıramızı tamamlayalım. Çiftten başladık. Bir tek, bir çift sık iğne yapıyoruz. Bir tek, bir çift. Amigurumi bilenler daha güzel yapar bunu. Hani ben bilmediğim için hani bizler için en kolay olan yöntemi yapıyorum. Evet. Şimdi son arttırma olarak bir çift iki tek yapacağız. Daha arttırma yapmayacağız. Bir çift, iki tek sık iğne yapıyoruz. Daha büyük yapmak isteyen varsa bir çift, üç tek yapabilir. Ay elim ağrıdı. Evet, bitirdim. Şimdi 2, 4, 10 sıraya tamamlayalım. Hiç arttırma yapmayacağız. Dümdüz örelim. Sık iğne ile devam edelim. Şu an 5. sıra yapıyorum. 10 sıradan sonra kestireceğim. On sıra yapıp geliyorum. Evet, 10 sıra ördüm. Sık iğne. Şimdi bunları yuvarlak formu vermek için sık iğneyle azaltıyorum, eksiltiyorum. Şimdi bir iki tane yaptım. Sonra eksiltme yapıyorum bu şekilde. Bir sık iğne, iki sık iğne çıkmadan ikinciyi de batıyorum. Bu şekilde eksiltiyorum. Sonra diğer sırada da bir tane sık iğne yapacağım. Bir eksiltme, bir sık iğne, bir eksiltme. Benim yaptığım en basit hali. Herkesin yapabileceği bir model olsun istedim.
Bu şekilde yaparak bu yuvarlak formu vereceğiz. Evet. Şimdi ikinciye de eksiltme yapıyoruz. Bu şekilde eksiltiyoruz. Bir sık iğne. Evet, biraz bayağı darladı. Biraz bayağı darladı. Şey yapalım, silikon dolduralım içini. Bunları doldurmakta sıkıntı biraz. Son sıraya da hep sık yapıyoruz. Şu şekilde eksiltiyoruz. Tabii yapabilirsek. Bu şekilde yapalım. Evet, kafamız bitti. Şimdi gözlerimizi dikelim hemen. Bakalım kaçıncı sıradaydı? 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5 değil. 5'teki sıradan giriyorum. Normal boncuklardan göz yapıyorum. İşte bu satılan gözlere gerek yok. Böyle iki kere gittiğiniz zaman iple gayet sağlam oluyor. Çok zor bunları yapmak. Bunu yapana kadar bir patiyi bitirmiştim. Sonra dibinden battı. Dibinden çıkıyoruz. Bu şekilde sabitliyoruz. İpi kesmeyin. Bu iple patiye dikeceğiz. Tabii o dikimini de siz yaparsınız. Göstermeyeceğim. Çünkü video çok uzuyor. Şimdi burnumu size göstereyim hemen. Şu burun yapımını size göstereceğim şimdi. Bu şekilde girelim. Üçgen yapacağız. Çok basit, rastgele. Bu şekilde yapalım. Gelişi güzel işleyelim. Başka teknik biliyorsanız da yapabilirsiniz.
Bu şekilde gagamızı bitiriyoruz. Sonra patiğimizi alıyoruz. Cevizimizi. Gelişi güzel dikiyoruz. Tam böyle ortalayalım. Neyse göstereyim bunu da size. Şöyle alttan üstten sırayla ay dikin. Evet arkadaşlar, ben devam edeceğim dikmeye. Bu şekilde patiğimiz tamamlandı. Çok güzel. Çok sevindi bu patikler. Çok da soran oldu. Daha dikmedim. Yarım kaldığı için bu şekilde. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Farklı bir model. İnşallah anlatacağım.